Yerin geliyor, koca bir alkış istiyorum. Ama dünyadaki en büyük hayranım bence Derin, hadi. Derin, hadi hayatım, geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Oraya gelirim yanına. Gel, 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 gel. Hadi. Tamam, sen gel buraya, gel. Gel, 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 gel. Gel. Aman da nasıl? Kolaymış mı program yapmak? Program yapmak, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Neden böyle kızardın? Aman da aman. 27 yaşındaymış benim oğlum kadar. Hoş geldin. Buldum, seni çok seviyorum. Mikrofon şu kameraya konuşsana. Bakamıyorum. Niye bakamıyorum? Çok seviyorum seni. Hadi anlat bakalım. Nasıl tanıştık? Nerede oldu? Parfüm alışverişinde tanıştık. Nasıl oldu? Kapıdan girdi. Evet, gördüm. Ben böyle sarılmışım. Sarıl, şapkalar, montlar. Sonra? Sonra sarıldım, öptüm. Ben sizi tanıyorum dedim. Bana çok yakın davrandı. O günden beri görüşüyoruz. Çok seviyoruz onu. Ailecek izliyoruz ve yakından da gerçekten çok çok daha güzelsin. Bugün böyle yaptı. Benim evin önüne geldiler. Tabii ki aynı semte oturuyoruz. Ben indim evden böyle koştura koştura. Bu ne ya dedi. Ekrandakinden daha güzelmişsin, evet, dedi. Çok çok sizler daha beni güzelsin. Sevdiğiniz için güzel geliyorum sizlere. Aynı zamanda anneannen de beni çok seviyor değil mi? Emine. Emine abla, Emine ablacığım, seni kokulu kokulu yapıyorum. Bir gün çayını içmeye geleceğim. Zaten bana yakın oturuyormuşsun. İnşallah diyorum. Ne söylemek istersin seyirciye? Benimle ilgili. Çok güzelsin. Başarılarının devamını diliyorum. O kadarcık mı? Çok seviyoruz seni. Çok iyisin. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Ben annesi de burada. Bu kadar mı? Bu ne titremiyor öyle? Nasılmış ekrandan söyle, kolay mı? Sana göre yok, değil. Neden? Ya kolay değil tabii ki. Ben ama de... sana yakışıyor. Sen bu işi başarıyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben de var ya sanki hiç kameralar yokmuş gibi. Öyleyim. Evindeymiş, evet, ki sanki Naci gelmiş, söylüyor, çalıyor. Evet. Son sözü sana bırakıyorum. Seni çok seviyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Beni izlemeye geldiler. Uğurluyoruz. Evet, o bir Tekirdağlıymış. Ben bilmiyordum ama onunla bizim hatta stüdyoda resimlerimiz bile varmış. Ben hatırlamıyorum, kusuruma bakmayın. Çünkü dedim ki bana, kardeşime, bana sorun dün nereye gittin, ne yaptın, ne yedin diye, onu bile hatırlamam. Çünkü inanılmaz yoğunum. Kim geliyor? Koca bir alkışla şarkısıyla birlikte Gürkan Bayal geliyor. Hadi bakalım. Thank you.
Şimdi diğer yemek tarifine geçiyoruz ve konuklarımla sohbet edeceğim. Artık anlatayım şu Arnavut böreğini. Arnavut böreğini artık anlat. Artık anlatayım yani. Hadi bakalım Elifçiğim. Pırasalı Arnavut böreği yapacağız bugün. Malzeme listemizi sayayım ben. 500 gram unumuz vardı. Canım biraz daha yüksek sayar mısın kuzum? Tabii. 500 gram. Körle yatan şaşı kalkarmış. Hiçbir bir şey öğrenemedim benden. Bir işi yaparken candan yapacaksın. Nasıl diyeceğiz? Alo. De bakayım. Alo. 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 Ya sesim bu kadar ama ne yapayım? Ay seni. Hadi bakalım say tarifleri. 500 gram unumuz var. Bir çorba kaşığı sirkemiz. Suyumuz bir su bardağı olsun. Ben şimdi yaptım, ölçüsü tam geldi. Birazcık da tuzumuz var. Onu siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İç harcı için 3 adet pırasamız, 2 çorba kaşığı sıvı yağımız, 1 su bardağı yoğurdumuz, tuzumuz, arası için ise eritilmiş margarinimiz var. Gördüğünüz gibi hamur malzemeleri ben kattım. Yumuşacık bir hamur oldu. Gösterelim hamurumuzu. Evet. Bakın. Şimdi ne yapacağız? Bunu biraz önce bezeleri ayıracağım. Ayırdıktan sonra dinlendireceğim biraz. Ondan sonra işte 10'ar tane 20 tane üst üste koyacağım. Aralarına eritilmiş margarin koyup hepsini birlikte açacağım. Böyle bayağı bir büyükçe bir hamur olacak. Evet. İçine sonra pırasalı harcımız vardı. Onu koyacağım. Koyduktan sonra rulo şeklinde sarıp tepsiye dizeceğim. Sizin için rulo yapıyorum çünkü siz çok seviyorsunuz. Bu tarifi nereden çaldın? Sizden çaldım. Nevin Tersoğlu'nun yemek defterinden çaldı. Şu çikolataların yanındaki. Çikolataların yanında. Nasıl çikolatalar var evimde ama böyle çikolata köşesi. Yiyeceğim gene. Allah, ben var ya şu an zor tutuyorum kendimi. Öyle bir hüzünlendim. Yani neden hüzünlendim? Belki de hanımefendinin anlattığı şeyler benim geçmişimi hatırlattı. Ne bileyim ben ya. Böyleyiz işte. Ne yapsak? İyi, öyleyse ben biraz sizi oynatayım mı? Şimdi göçmen kızı börek çevirsin mi Taner? Bideyi çevirsin mi? Hadi bakalım şimdi. Bideyi çevireceğiz. Çal bakalım. Neler olacak bugün şimdi? Ben bir macir kızıysam olacak mı olmayacak mı? Duru derin. Derin de değil mi? Olacak. Hadi bana şans dileyin. Sence olacak mı kız? Olacak tabii ki de. Bekleyin. Moral verin.
yedik, bideyi çevirdim anneciğim, babacığım. Bide yiyeceğiz bugün. Bak göçmenler var burada. Zaten herkes bilir bideyi nasıl olduğunu. Ayakkabılarını tamam ben göreyim ya. Böyle yapıyorlar şimdi benim kamera var arkadaşlar. Ben var ya benim arkamda bile gözüm var. Ben kaç yıllık mı vermişim bu işe? Göreyim ben. Siz bir kere böyle yapın tamam. Elinizi buradan geçirmeniz bile yeter. Ayakkabılarımı giyeyim. Şimdi böreği çevirirken oturamazdım onlarla. Zaten onlar da çok alçak. Şimdi alo. Altını yıksın. Çetin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bomba gibiyiz vallahi. Nasıl görünüyoruz, eğlenebiliyor musunuz? Çok şık görünüyorsunuz. Size siyah çok yakışmış. Çetin Bey. Alo. Çok güzel, çok güzel. Çetin Bey, kimin için aradınız? Benim için mi, başkası için mi? Sizin için de aradım, yeğenim. Nasıl biliyorum? Ne aradım? Nasıl biliyorum? Buyurun, yeğeniniz burada. Gel çal onunla, gel onunla. Gel kuzucuğum. Çal bakayım iki tane dayına şuradan iki tane. Çok güzel, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yeğenime sevgilerimi gönderiyorum. Gidiyor hemen be ya. Dayın gidiyor hemen Çetin. Çetin Bey hemen gidiyor. Kimler izliyor bizi? Yanınızda birileri var. Annesi var. Yengeleri var. Ailece oturmuş sizi seyrediyoruz. Seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Selamlarımı iletiyorum. Ne bu heyecan? Sizleri uğurluyoruz. Ne bu heyecan? Biraz çalsana, oynatsana beni bakalım hadi. Bakalım arkadaşlar da. Buradan çal be. Nereye gittin be? Gelsene kuzucuğum. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Ayakta çalamaz mısın? Çal bakalım. Onlar da oynatabilecek misin bu konukları da? Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar, telefonla oynamayın arkadaşlar. Bir böreği gösterin. Ay göster. Börek pişti ya. Bak şimdi böreğin bir tarafı bizim fırın yakıyor şurasını. İnanılmaz güzel bir börek oldu. Muffinlar fırında. Benim böreğim de pişti. Elif, sana bir şey söyleyeyim. Tabii söyleyeyim. Seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. İnan ben hani hep geçmişe dayanarak başka televizyonlarda da bir insanın elinden tutacağım diyorsam tutarım. Ben de senin elinden tutacağım çünkü seni çok seviyorum. Çok da saygılı bana karşı. Önce saygı. İşini de güzel yapıyor ama önce bana saygı duyuyor ya. O yüzden ben onu çok seviyorum. Teşekkür ederim. Nazlı'yı da çok seviyorum. Nazlı biliyorsunuz ki benim yarımdır, sağ kolumdur. Bu programda çok büyük emeği vardır. Bu programı, yemek bölümünü Elifçiğim hazırlıyor. Bütün diğer konukları, program içeriğini Nazlı hazırlıyor. Onu da çok seviyorum. Ona da çok teşekkür ederim. Ama bunun dışında kameraman arkadaşlarıma, rejideki arkadaşlarıma, Naci'sinin orkestrana, konuklarıma da çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte güldük, eğlendik. Hayat böyle bir şey zaten. Aynen öyle. Ne söylemek istersin canım benim? Ya biraz ben bittim, ben hastalandım üzüntüden. Ben güm yatağa. Yani biraz üzüldük ama yine de çok güzel bir gündü.
Size iyi çalışmalar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Sizlere kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Aysel Giyime teşekkür ederim. Menekşe'cim Almere Kuaför ve Murat Kuru Temizleme Hayriye'cim. Sağ olun, var olun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizlere kokulu kokulu öpücükler gönderiyorum. Evet, bu hafta biraz beni özleyin. Önümüzdeki hafta Cuma günü Sevgililer Günü. Sevgililer Günü'nde burada buluşacağız. Bakalım neler yapacağız. Bütün bayanları telefonlara bekliyorum. Bakalım sevgilileri ve eşleri ne hediye aldı, nasıl kutlayacaklar, nerede özel yerlerde acaba yemeği mi götürecekler? Yani hediye almayabilirsiniz. Güzel bir mum ışığında bir yemek de yiyebilirsiniz. Dışarıda olmayabilir, adamın parası yoktur. Bunu evde de hazırlayabilirsiniz. Önemli olan sevgi, saygı, o güzelliği yaşamaktır o gün. Ben öyle düşünüyorum. Tabii ki kendi fikrimi söyledim. Önümüzdeki hafta Cuma, Cumartesi, Pazar 3 ile 6 arası yine Rumeli TV ekranlarında olacağız. Evet, bu programın tekrarını izlemek istiyorsanız Cuma, Cumartesi, Pazar gece 2.30'da programımız başlıyor. İzleyin diyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok...